Merhaba arkadaşlar. Alves kablo ve oba makarnacılık biliyorsunuz geçen hafta halka arz için SPK'dan onay almışlardı. Cuma günü gece vakti yine bir sürpriz yaparak gelmişlerdi. Bu hafta talep toplamaları başlayacaktı. Onaylı izahnameleri geç de olsa geldi arkadaşlar. İkisinin de geldi. Oba makarnacılıktan bahsedelim. Perşembe ve Cuma günü oba makarnacılık için talep toplama günleri başlamış olacak arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda halka arz analiz profili bizlerle paylaşmış bakın. OBAMSE kısa kodu ile 22-23 Şubat Perşembe ve Cuma günü katılım endeksine uygun bireysele eşit dağıtım olacak. Yurt içi bireysele 47 milyon lot ayrılmış. %49'u. Az değil mi? Az geldi bana. Yurt içi kurumsala %45'i 43 milyon. Gerçekten azmış yani. Niye kurumsala bu kadar çok lot ayrılmış? Yani yurt dışı kurumsala %5 4 milyon 800 bin lot. Obama makarna çalışanlarına 963 bin not ayrılmış. %1. Güzel. Yani buna bir şey diyeceğimiz yok ama şu yurt içi bireysele az, yurt içi kurumsala çok ayrılmış arkadaşlar. Orada biraz sıkıntı olabilir. Takip etmekte yarar var. Kağıt toplayıcısının paylaştığı şu tablo çok güzel. Bakın. Hem Obama makarnacık hem Alves Perşembe ve Cuma günü talep toplamaları başlayacak. Tahmini lotlarını da vermiş. Bakın 667 TL Obama makarnacılığa 213 TL çok düşünmüş. Alves'e yeterli oluyor diyor. İkisine 881 TL yeterli oluyor diyor. Başvuru şekli ikisinde de aynı arkadaşlar. Bireysel eşittir biliyorsunuz. Sabah 9, akşam 17 arasında başvuru yapacaksınız. Obama makarnacılıkta 30 gün fiyat istikrarı varmış. %20'siyle, gelirin %20'siyle. Halka arz iskontosu %23. Katılım endeksine uygun. Alves'te fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yokmuş. %20 iskontosu varmış. Katılım endeksine yine uygunmuş arkadaşlar. Şurada bir not var. Alves'e katılmayan bankalar Akbank, Anadolu, TEB, Yapı Kredi. Bu onaylı izahname gelince bunların tek tek sizlerle paylaşırız yine. Obama makarnacılığı Perşembe ve Cuma günü talep toplamaları olacak arkadaşlar. İkisinde de Cuma gününü beklemeyin bence. Yine bizim her zaman söylediğimiz gibi en az 1000 TL'lik bir yedek akçe ayrılarak ikisine de başvuru yapılabilir diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu arada Limak sonuçları bugün açıklanmıştı. Limak Doğu Anadolu Çimento'nun. Onun da işleme başlama tarihini bekliyoruz. Gelir gelmez sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Biz buradayız. Tekrar görüşürüz.